Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. Yerelden globali aslında markalarımızın başarı sürecini konuştuğumuz bugünkü çıkış yolunda Sabo Grup İcra Kurulu Üyesi Ahmet Eler konuğum. Ahmet Bey, marka olmak önemli, tamam güzel, ama bir de markanın sürekli başarılı olması, aynı başarıyı aralıksız olarak sürdürmesi. Bu daha bir önemli değil mi? Aynen öyle. Aslına baktığınızda sürdürülebilirlik karnımını aslında biz içini nasıl doldurduğumuz çok önemli. Şöyle bir geriye doğru gidelim. Son 10 senemize bakalım. 2008 Lehman Brothers krizinden bugüne kadar dünya piyasalarındaki büyük oynaklık aslında insanları başka bir strateji yapmak zorunluluğuna itti. Baktığınızda kar marjları çok çok ciddi düştü. Stratejiler farklı olmak zorunda kılındı ve insanlar artık satın alma bütçelerini çok daha zorlayarak almaya başladı. İşte bu noktadaki en önemli nokta İnsanların kendi iç müşterilerine, yani personellerinle beraber doğru ürünü bulmak için harcadıkları derin mesai önemli. Eğer doğru ürünle ilgili müşterilerle dinleyerek ve iç müşterilerle beraber bu işe adanmışlıkla doğru stratejiyi ortaya koyarsa aslında doğru ürünle beraber bu büyüme bir noktada daha da hızlanabiliyor. Peki bu doğruların bir araya gelmesi için ne yapmak lazım? Doğru insanlarla çalışmak lazım. Çünkü insan kaynakları, tabii biz hep bir şeylerin içerilerini doldurmadık. Yani hep öz eleştiri yapalım. İnovasyon dedik, içini doldurmadık. İnsan kaynakları dedik, içini doldurmadık. Aslında doğru insanları da en temel noktada çalıştırmanın ya da istihdam etmenin yolu içerideki, yani yönetim kurullarının personelle olan doğru iletişiminden geçiyor. Eğer dikey organizasyonlarda kalır ise ve dikey organizasyonlarında o etkinsiz iletişimle hayatına devam ederse şirketler, bir noktadan sonra bakıyorsunuz mutsuzluk başlıyor. Dolayısıyla turnover yükseliyor ve personeller doğru verimde ortaya çıkamıyor. Her şey para değil. Peki, yani doğru insanı bulmak için ne yapmak lazım? Doğru insanı geriye doğru gidiyoruz. Doğru insanı bulmak için doğru networklerin size geri bildirim vermesini sağlamak lazım. İlla bir ilan verip doğru insanı firmanıza kazandırmak yetmiyor tabii ki. Doğru networklerinizin olması lazım. Doğru networklerle, doğru referans sahibi kişilerle masaya oturup onlarla, adanmış insanlarla, bu çok önemli. Adanmışlık çok önemli işin içinde. Adanmış, işini çok seven insanlarla yola devam etmek gerekiyor. Şimdi eğitimin çok iyi olması, kötü olması, vasat olması, işte bunu tartışmayalım, ama iyi bir eğitim şart, o kesin. Kesinlikle şart. Ama bugünkü duruma baktığımızda doğru insan doğru eğitim almamış olabilir. Doğru. Ya da eksik eğitim almış olabilir. Ama insanın özündeki o cevheri acaba işe adapte nasıl edebiliriz? Yani o su gibi düşünün, o bardağın şeklini nasıl alabilir? Eğitim gerek şart ama yeter şart asla değil. Tek başına yetmiyor. Dolayısıyla o dediğiniz, sizin ifadenizden yola çıkarsak, o bardağın şeklini alması noktasında onun çalıştığı kişinin kalitesi çok önemli. Yani insanlar yöneticilerini terk ediyor. Doğru rol model olması lazım o zaman, öyle mi? İnsanlar yöneticilerini terk ediyor. İnsanlar şirketleri terk etmiyor. Yapılan araştırmalara bakın. Herkes şirketinden memnun ama çalıştığı yöneticiden memnuniyetsiz olduğu için bir zaman sonra turnover yükseldiğini görüyoruz. Bu ortalama yapılan bir araştırma. Tabii ki şirketten şirkete bunların yüzdeleri değişir. Dolayısıyla doğru rol model alacağı, doğru yöneticilerin istihdam edildiği zaman o cevher ortaya çıkıyor. Herkesin bazı özellikleri daha baskın. Yani benim işte iletişim tarafım daha baskın. Ne bileyim, yani analitik tarafım daha baskın, ama sizin daha böyle duygusal zekanız yüksektir. Ama ben sizin duygusal zekanızın yüksek olduğu noktada şirketimize katkı sağlayacak olan yerlerde sizi tırnak içinde söylüyorum bunu, kullanabiliyorsam tabii şirketin verimliliği ve çıktıları çok daha pozitife dönüşmüş oluyor. Doğru insan, doğru model, doğru iletişimden geçiyor. Şimdi Türkiye'nin en büyük headhunterlarından, en iyi isimlerinden biridir Şerif Kaynar. Kulakların çınlasın. Şerif Bey'le sohbet ederken şöyle bir şey söylemişti bana. Bir çalışan, yani biriyle çalışmadan önce onu iş görüşmesi yaparken de, ilk görüşmemizde ilk izlenimlere çok önemsemeyin. İlk izlenimleriniz çok kötü olabilir ama çok iyi bir çalışan, çok iyi bir insan olabilir. Ya da ilk izlenimlerinizde çok etkilenirsiniz ama sonradan sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Buradaki hassas nokta ne aslında? Aslında bu çok zor bir soru. Yani yani şöyle, patronlar için de bu çok zor bir soru. O kadar çok mülakatlar yapılıyor ki 2, 3, 4, 5 mülakattan sonra evet doğru insanı buldum diyor.
O mülakattaki hava çok güzel oluyor. Ondan sonra ya hayır ben bu kişiyle devam edemeyeceğim diyor. Bu çok zor bir şey. Yani bu doğruyu bulmak aslında baktığınızda hiç kolay bir şey değil ama biraz da işte dedim ya o network ve size gelen referanslar, geçmişte yaptığı başarılar, geçmişte çalıştığı insanlarla olan ilişkileri, iletişimi sizin geriye doğru yani feedback almanız bu noktada çok önemli. Yoksa saatlerce konuşabiliriz biz ama beni istihdam da edebilirsiniz ama bir gün bir noktadan sonra ya olmuyor dediğiniz anda tekrar başa dönüyorsunuz. Tekrar yeni insanlara başlıyorsunuz. Özel sektörde çok ciddi tecrübeleriniz var. Markaların bilinirliği konusunda ciddi efor sarf ettiniz bugüne kadar. O yüzden size soruyorum. Tabii. Yani eğitimin dışında özel hayatta bunu başarmak, marka olabilmek, bu yaşanmış tecrübelerden örnekler verir misiniz bize? Bu noktada en önemli şey yani marka aslında çok çok uzun bir yolculuk yani. Baby steps yani bebek adımlarıyla başlıyor. Çok uzun bir yolculuk oluyor ama ben her zaman şunu söylüyorum. Adanmış ruhlar olduğu zaman bir de sizi doğru stratejilerle bir yerlere götüren liderleriniz olduğu zaman bir de pes etmemek. Bakın çok markalar çıktı. Çok farklı yapmak noktasında, işini farklılaştırmak noktasında çok şirket çıktı ama ticari hayatımızdan maalesef yol alamadı. İşte buradaki en kritik nokta sürdürülebilirlik, biraz sabır. Yani saman alevi gibi olan şirketler var ama bambu ağacı gibi 40 yıl suluyorsunuz, 40 yıl sonra boy atan, ya bu şirket nasıl buralara geldi dediğiniz case study'ler de oluyor. Yani bu aslında baktığınızda inancı kaybetmemek, sabırlı olmak, sabırlı olmanın sonunda da yani farklılaşmak da değil sadece Sami Bey. Yani farklılaşmanın da biz içini dolduramadık. Yani farklı ürün yaptım, koleksiyonumu farklı yaptım. Ben ayakkabı sektöründen ya da perakendeden örnek vereyim. Tamamen bambaşka ürünlerle müşterimin karşısına çıktım. Ben çok ciro yapmam lazım, çok büyümem lazım. Değil, öyle olmuyor. Yani burada farklılaşmanın da içini doğru doldurmak gerekiyor. Dedim ya sürdürülebilir, sabır ve adanmışlık şart. Tabii buna aslında şunu ilave edebilir miyiz? Siz konuşurken aklıma geliyor tabii böyle bu sorular. Şimdi çok büyük markayım, dünyanın çok büyük şirketlerinden biriyim ama örneğin cep telefonu hayatımıza girdikten sonra fotoğraf çekmenin artık cep telefonuyla daha kolay ve daha çabuk ve daha hızlı ve daha profesyonellik gerektirmeden çekilebildiği bir noktada bugün dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreten şirketlerinden biri, ismini vermiyorum, iflas etti. Tabii. Şimdi çok büyük çok yakın olmanız, bir zamanda oldu. Çok yakın bir zamanda. Doğru. Çok büyük olmanız sizin sürekli ayakta kalacağınız anlamına da gelmiyor. Kesinlikle. Bakın yani birileri çıkıyor ve çok çabuk bir zamanda bunu sizi geçebiliyor. Yani büyük balığın küçük balığı yuttuğu dönem bitti. Hızlı balığın yavaş balığı geçtiği bir döneme girdi dünya. Kesinlikle ben hız konusunda yani size %100 katılıyorum. %100 sizle hemfikirim. Altını da çizmek istiyorum. Hız o kadar önemli bir şey ki yaptığınız ürünle de alakalı. Şimdi benim yaklaşık son 7 ayımı geçirdiğim şirketimizin birçok faaliyet alanı var. Müsaade ederseniz çok kısa onlardan tabii, tabii mı bahsedeyim? Örneğin bu şirket 1950'lerde kuruluyor. Bir ayakkabı firması olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra boya bakım firması bir markasının distribütörlüğünü yapıyor. Ondan sonra üretime geçiyor, kalıp üretiyor. Aynı zamanda buna bağlı da Nando markalı multibrand mağazalar açıyor. Şimdi biz geçen arkadaşlarımızla böyle bir toplantı yaptık. Dedik ki eğer hissettiğiniz, satacağına inandığınız modeller varsa bugünden hemen ona ek sipariş verelim. Neden? Bu hızda gidersek eğer bizim kar marjlarımız da yukarı çıkar. Doğru. Ve kar marjlarımız yukarı çıktığı anda ben Nisan'ı beklemeden, 1,5 ay, 2 ay üretim bandında beklemeden bu hızla yüksek kar marjıyla yüksek ciro yaparım anlamına göre. Yani eskiden biz şöyle derdik perakendede. Metrekare verimliliğin ne kadar derdik? O da şu kadar derdi. Ama şimdi metrekare başına ne kadar brüt kar ettiğin çok önemli. Burada da en önemli nokta sizin de ifade ettiğiniz üzere hız. Yani hızla beraber bu bambaşka bir geometrik olarak artan karlılık noktasında geometrik artan bir yere gidiyor ki şirketlerin yaşaması için günün sonunda çizginin altında EBITDA'ların yüksek peki, olması gerekiyor. Zamanı doğru kullanmak, EBITDA'lar derken şirketin gelirleri, giderleri işte girdileri, çıktıları, hani o bilançoyu yaparken zamanı doğru kullanmak bunu nasıl etkiliyor olumlu yönde mesela? Zamanı doğru kullanmak çok olumlu etkiliyor. Çok bekleyelim, düşünelim, biraz daha mükemmeli i̇şte, arayalım mı? İşte bu hız, aslında bu hız felsefede de hız önemli. Yani paydaşların bir masanın etrafına oturduğunda icra kurulu üyeleri dediğimiz işte koordinatörlerin, işte mağazaların bölge müdürlerinin veya işte yönetim kurulu başkanı bir masanın etrafına oturduğu zaman o masada eğer menfi ya da müsbet bir karar alınmadan çıkılıyorsa aslında şirket yavaş yavaş yaşlanıyor anlamına geliyor. Bu bütün şirketler için geçerli. Orada müsbet ya da menfi karar alıp kararla ilgili de
çok önemli bir deadline oluşturmak lazım. Biz bu kararı aldık, bununla ilgili bir deadline oluşturun. Bu deadline'a göre bu üretimse eğer üretime geçin. Eğer personel, insan kaynaklarında bir iyileştirme programı ise bunu derhal geçin. Ya buradaki hız bütün derinlikleriyle sizin de ifade ettiğiniz gibi çok önemli. Peki Saba Grup olarak bundan sonra tabii işin içinden geldiğiniz için hayatın tam ortasındasınız. Bugün yaşanan bütün sıkıntıların içindesiniz. Yani biz çok görüyoruz, doğru. İzliyoruz ama siz içindesiniz. Çok doğru. Bugün çıkış yolu ne? Bugün çıkış yolu bu kadar rekabetin olduğu yerde kar modellerinizi çoklamaktan geçiyor. Kar modeli de şu demek, yani ürünle ilgili hızlı hareket etmek gerekiyor. Müşterinizin, sizin tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik yaptığınız bir ürünle ilgili bir nabız varsa, tırnak içinde bu nabzı söylüyorum, bunun iyi gideceğine inanıyorsanız bununla ilgili hızlı bir şekilde aksiyon almanız lazım. Doğru ürünle beraber bu rekabetçi ortam. Çünkü çok fazla, yani bugün bir bayan giyim işi yapın, bir alışveriş merkezine gidin, belki 25 tane rakibiniz var. Bir ayakkabı işi yapın, şöyle bir AVM'leri gezin, 30 tane rakibiniz var. Buradaki en önemli nokta sizin ya da müşterinin istek ve ihtiyacına yönelik yaptığınız üründeki verilen intiba, sizin o noktada yaptığınız bir hızlı bir hamle sizi bambaşka bir yere getiriyor. Burada da karlılık yukarılara çıkıyor. Kar olmazsa sürdürülebilir hiçbir iş olmaz. Evet, Saba Grup İcra Kurulu üyesi Ahmet Eler. Çok teşekkür ben ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Hayatın içinden aslında yaşadığınız örneklerle programa renk kattınız. Evet, yerelden globale markalar arttıkça ve markaların sayısı değil, bunların ürettiği ürünlerin katma değer oranı da kilogram başı fiyatı da arttıkça Türkiye büyümeye ve daha güçlü bir ülke olmaya devam edecek. Böyle güzel haberlerimizi de vermeyi sürdüreceğiz inşallah diyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport.